Şimdi Barış Pehlivan'ın can güvenliğinin hapishanede olmadığını söyleyen insanlar vatan hainliği yapan mesleği ne olursa olsun dünyanın herhangi bir ülkesinde hiç kimsenin can güvenliği değil hapishanede herhangi bir sokakta olmaz. İşlenen suç vatan hainliğidir. Yapılan müdahale aslına bakarsan hukuka müdahaledir. Ben dün gittim örnek karakolunda ifade verdim. Yapmış olduğum bir yayından dolayı. Şahıs benden davacı olmuş, kişilik haklarıma saldırdı diye benim hakkımda davacı olmuş. Aşağı yukarı 10. kezdir ifade vermeye gidiyorum. İş Bankası ile ilgili bir haber yaptım, gittim ifade verdim. Yani diyeceğim o ki bir suç unsuru bulunan herhangi bir şey yapan bir vatandaş yargılanır, tutuklanır, cezasını çeker. Barış Pehlivan'ın ya da Oda TV'de yapılan ya da Cumhuriyet Gazetesi'nde yapılan MİT operasyonlarını, MİT mensuplarını deşifre etme suçu kanunda belirlenmiş. Bu suçu işleyen insanlar basın kanununa göre 3 yıl ile 9 yıl arasında hapis cezasıyla cezalandırılırlar. 2937'li sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve MİT Kanunu'nun 27'ye 3. fıkrası ile Türk Ceza Kanunu'nun 329. maddesi bunu alenen belirtmiş. Yani aleni bir şekilde suç işlenmiş. Bu suç üzerine avukatları öncelikle bir yaygara kopardılar. Neyin yaygarası? Diyorlar ki basın kanununa göre 3 ile 9 yıl arasında hapis cezasına çarptırılmaları gayet normaldir. Ancak suç internette işlenmiş. Bak çakallığa bak. Suç internette işlendiği için de internet yasasını düzenleyen kanuna göre yargılanmaları lazım. Bu şekilde yargılanırlarsa da hukuk cinayeti işlenmiş olur. Diyelim ki avukatlar haklı. Peki davanın içeriğiyle ilgili MİT mensupları müdahil oldular. Yani şikayetçi oldular. Onların şikayetini biz nereye koyacağız? MİT mensupları dönüp kendilerini güvende hissetmiyorlar bu süreçten sonra. Diyorlar ki yani eğer bunlar yargılanmayacaksa, cezalandırılmayacaksa o zaman biz Türkiye Cumhuriyeti'nin lehine yapmış olduğumuz faaliyetlerde devlete güvenip hata mı yaptık? Biz devletimize güvenmeyecek miyiz? Ya da bir başka deyişle devlet kendisini güvence altına aldığı zaman bunlar niye oralarıyla buralarıyla oynuyorlar ya? Devlet diyor ki benim sırrımı ifşa ediyorsun. Bak avukatlar bir şey söylüyor. Diyorlar ki daha önce bir kez deşifre edilmişlerdi. Biz ikinci kez deşifre ettik. Bu suçtan çıkmıştır. Bizim ikinci kez deşifre etmemiz bir suç teşkil etmiyor. Şimdi bu şu anlama geliyor. Ben kalkıp şu anda burada MİT'le ilgili deşifrede bulunursa MİT mensupları ile ilgili onların aileleri işte MİT'in hangi bölgede hangi mensubu çalışıyor ismi TC numarası bunları deşifre edersem ve desem ki Oda TV'de bu zaten deşifre edilmişti. Şimdi bu gerekçeyle ben tutuklanmayacak mıyım? Bunun için solcu bir gazeteci olmama gerek yok ki. Şimdi salıverilmiş suçu tekrar işlemiş bir daha girmiş. Yani art niyetli oldukları ortada. İşte şehit edilenlerin ailesi ifşa edilmiş. MİT mensuplarının diğer isimleri ifşa edilmiş. Bu sadece Türkiye'ye has bir durum değil. Bu dünyanın her yerinde suçtur. Ya öyle ertelenme, böyle müsamaha asla gösterilmez. Benzer bir olay Amerika'da yaşanmış. Öyle çok uzun yıllar önce değil. 13 Nisan 2023 senesinde Amerika'da Ukrayna Savaşı ile ilgili bazı yalanlar ortaya attı. Pentagon. Bu yalanların ortaya atıldığına dair birisi belge sızdırdı. Bu belgeleri sızdıran şahıs kimi tarafından ifşa edildi biliyor musun? New York Times ve Washington Post tarafı. Bununla ilgili her iki gazetede bir baş makale yayınlattılar. Baş makalede özetle denildi ki biz ülkemize ihanet içerisinde hiçbir zaman olmadık olmayız. Bu ihanet şebekesi içerisinde kim olursa olsun biz bunları ifşa ederiz. Yapmış oldukları ifşadan sonra da bu belgeleri sızdıran şahıs derhal gözaltına alınıp içeri atıldı. Ya bak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gazeteler kendi ülkelerinin çıkarlarını ön plana tutup hükümete destek oluyorlar. Ya ortaya bir yalan atılmış o yalana bile sahip çıkıyorlar.
Ancak bizim ülkemizdeki gazetelerde dönüyorlar, MİT'tırları operasyonunu ifşa edip dünyaya Türkiye'yi şikayet ediyorlar. Ya da MİT mensuplarını ifşa edip ey falan kişi bizim bir elemanımız var burada faaliyet gösteriyor diye yayın yapıyorlar. Böyle bir hainliğe, böyle bir ihanete toplum dönüp ya da avukatlar dönüp lanetleyeceğine bir de dönüp destekliyorlar. Merdan Yanardağ'daki gibi ya. Adam çıkıyor Abdullah Öcalan'a destek veriyor. Propaganda yapıyor resmen. Çıkıyor devlet diyor ki ya arkadaş ya bugün bu ülkede bir kanun var. Burası Muz Cumhuriyeti değil. Kanuna göre teröriste yataklık yapan suç işlemiş olur değil mi? Evinde sakladığın zaman teröre yataklıktan direkt beni içeri almışsın. Sen bunu bile bile kendi gazetende, televizyonda yaparsan içeri atılırsın. Sonra "C anneciğim gel" falan olay olmaz. Yani basın özgürdür diye slogan atıyorlar. Pankart açıyorlar. Ya arkadaş biz de basın mensubuyuz. Şayet bunun adı özgürlükse ben bir sarı basın kartı sahibi bir gazeteci olarak böyle bir özgürlük istemiyorum ya. Muhalefetin diğer partileri de itiraz ediyor. Şimdi İyi Parti buna itiraz ettiğinde ister istemez insanın aklına şu geliyor. Ya Lütfü Türkkan kendi çiftliğinde bir gazeteciye hastanelik etti ya. Sırf çekim yapıyor diye. İsmi bende saklı. Lütfü Türkkan özel ilişkilerini kullanarak bir gazetecinin evine gece yarısı operasyon yaptırdı. Gazeteci de hakkında davacı olmasına rağmen gazeteci çıkıyor, beraat ediyor. Özel ilişkilerini kullanıp o gazetecinin gece yarısı evine basıp bilgisayarına, telefonlarına el konduruyor. Ya yani terör muamelesi, adama terör muamelesi yapıyorlar. Ya emin ol, yarın öbür gün Cevheri Güven yakalanıp tutuklanırsa bunlar yine kıyameti koparırlar. Cevheri Güven'e niye böyle yaptınız? Genelde bir ne bileyim muhalefet olarak bir kenarda duran, iktidarı eleştiren, hele hele Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üzerinde olumsuz yorum yapan kim varsa suçlu da olsa bunların kankası oluyor. Yani bunlar Barış Pehlivan'ı da savunurlar, Barış Terkoğlu'nu da savunurlar, Merdan Yanardağ'ı da savunurlar. Ya bu bir anda gazetecilik özgürlüktür, işte basın susturulamaz, işte her şeyden dem vururlar ama takiye yapıyorlar. Bunlar doğru konuşmuyorlar. Barış Pehlivan'ın tutuklanması yani gönül istemiyor. Vallahi de billahi de ben bu ülkede bir gazetecinin tutuklanması beni rahatsız ediyor. Ama gazeteci de normal bir gazeteci gibi davranmıyor. Devlet de çıkıp diyor ki ya sen benim sırrımı ifşa edemezsin bu suçtur. Sen bu suçu işlersen ben seni kulağından tutarım içeri atarım. Bu koparılan yaygara niye ya? Son cümlem bu konuyla ilgili. Barış Pehlivan'a sahip çıkan kim varsa aynen Barış Pehlivan gibi bu ülkeye bence ihanet etmiştir. Bu ülkenin sırlarını işte ipleri kimin elindeyse o ülkelere peşkeş çekmişlerdir. Yapılan şeyin adı budur. Bu da suçtur. Suçu işleyen de cezasını çekecektir. Hiç kimse orasıyla burasıyla oynamaz. Hukuka bu konuda müdahale edilmesi daha büyük hukuk cinayetidir. Bize de yapılıyor. Biz de yargılanıyoruz. Ben tazminata mahkum oldum. Dönüp Kemal Kılıçdaroğlu hiç demedi ya Mehmet Özışık. Zaten bir emekli kuru maaşı var. Niye bu çocuktan para alıyorsunuz diye beni niye savunmadı? Ya bu doğru bir şey değil.